Bir milleti büyük yapan üç unsur vardır. 400 senede bir kat bile artmayan bir nüfus, 90 senede 9 kat nasıl? Yunan harbinden biz 10 milyon çıktık. Kanuni 1520'de tahta geçti. 13 milyon kilometre kareydi. Sonradan 24 milyon kilometreye kadar çıktı. Sayım yapıldı, 40 milyon insan var. Tam 400 sene sonra harbi umumiye girerken 24 milyondan tekrar 13 milyona indik kilometre kareye. O bugün 1 milyon değiliz. 60 milyon nüfus var. Bir kat bile artmamış, yarısı kadar. Ne kadar zamanda? 400 senede. Ben ilk mektepte Türkiye'nin nüfusun 13 milyon okudu. 50'de 19 milyon çıktık, bayram ettik. Yunan da 10 milyondu, biz de 10 milyonduk. Yunan 8 milyona indi, biz 80 milyona çıktık. Maşallah. Kaç senede? 90 senede. Yurt dışındakiler de sayarsan 90 milyondur. 400 senede bir kat bile artmayan bir nüfus, 90 senede 9 kat nasıl? Buraya kader perspektifinden bakacağız. Çünkü bir milleti büyük yapan üç unsur vardır. Alem şumul bir ideoloji. Zengin ve stratejik emniyete haiz bir ülke, vasıflı bir nüfus. Bak bunların üçü de vardı. Kaybettik. 10 milyon nüfusla 770 bin kilometre kare içinde tabuta konulduk. Lozan'da biz tabuta konulduk. Kımıldama şansı verilmedi bize. Kader perspektifine delalet eden bir husustur. Yeri gelmişken söylüyorum. Murad-ı İlahi yeniden Türkiye'yi yükseltmek istikameti. Bunun karşında hakiki ve yegane muhalef unsur İsrail'dir. Öbürleri inikastır. Rusya'ya da inikas ediyor, İran'a da inikas ediyor, Batılılara da inikas ediyor. Bunlara kulak verme. Bunlar sahnenin önündeki işler. Sahnenin arkasında bak, elini kulağına atmış, seyrediyor orada olanlar. Sanki hiç kendisi bu işle alakasızmış gibi.